Merkez Bankası temel bir takım araçlarını kullanarak az evvel sıraladığımız amaçlara ulaşmaya çalışır. Kıymetli arkadaşlarım dikkat. Bakınız, Merkez Bankası özetle şunu yapar. Merkez Bankası'nın temel niteliklerine bakıldığında bankaların bankacısı, likiditenin son kaynağı olmak, banknot basma yetkisi sahip tek kurum olmak gibi özellikleri vardır ama yürütülen para politikaları denildiği vakit tümüyle ve tümüyle piyasadaki para miktarını etkileyen süreçlerle ilgilenir. Yani bakınız, Merkez Bankası'nın kasasında, isterseniz bir illüstrasyon yaparak konuyu size anlatmaya çalışayım. Para politikalarına başlamadan önce para politikalarının hangi şekillerle etkili olduğunu gösterebilirim. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasının nelerle dolu olduğuna bakalım. Merkez Bankası kasasında bakın, para basma sürecini hukuki addedip para basmayı konu dışına aldım. Onun dışında ne var? Onun dışında böyle deste deste, balya balya Türk lirası var. Bakınız, burası Türk lirası. Bunun dışında altın rezervleri var. Başka? Merkez Bankası kasasında döviz rezervleri var. Yüklü miktarda dolar ve euro var. Bunun dışında menkul kıymetler var. Hazine bonoları, devlet tahvilleri var. Hatırlayın, biz hazine bonolarını ve devlet tahvillerini konuşmuştuk. Peki kıymetli arkadaşlarım, hazine bonosu, devlet tahvili, devletin iç borçlanma senedi değil mi? Evet, buraya geri döneceğim. Unutmayın. Peki dışarıdaki bireyde neler var? Dışarıdaki bireyde aslında bir para miktarı var. Yani Türk lirası var. İşte Merkez Bankası para politikası, genişlemeci para politikası uyguladığında amacı dışarıdaki bireylerin elindeki para miktarını arttırmak, daraltıcı para politikası uyguladığında da bu para miktarını azaltmak temel amacını güdüyor. Bireylerin elinde sadece bunlar yok. Bireylerin elinde bunun dışında döviz de var. Yani dolar da var, euro da var. Doğru mu? Başka? Bireylerin elinde altın da var. Bireylerin elinde hazine bonosu ya da devlet tahvilinden oluşan menkul kıymetler de var. Ama Merkez Bankası'nın temel amacı piyasadaki para miktarını etkileyebilmek. Bakın, basitleştirerek anlatıyorum. Yani kaydi parayı, şunu bunu konu dışında bırakarak çok basit bir biçimde anlatmaya çalışıyorum. İşte Merkez Bankası genişlemeci para politikası uyguladığında bireylerin elindeki para miktarını, Türk lirası miktarını arttırmaya, daraltıcı para politikası uyguladığında bireylerin elindeki Türk lirası miktarını azaltmaya çalışır. Yani piyasadaki para miktarının artması genişlemeci, daraltılması yani azaltılması daraltıcı para politikasına örnek olarak kullanılabilir. Sıkı para politikası. Pekala. Merkez Bankası belli dönemlerde belli araçları kullanarak genişlemeci ve daraltıcı para politikaları izleyebilir. Ne zaman? Eğer ekonomide enflasyonist bir dönem yaşanıyorsa, yani fiyatlar genel seviyesinde bir artışın izlendiği bu dönemlerde uygulanması gereken şey daraltıcı para politikasıdır. Böylece ekonominin bir dengeye gelmesi sağlanabilir. Tam aksine, eğer ekonomide deflasyonist süreçler yaşanıyorsa, bu sırada da uygulanması gereken şey genişlemeci ya da genişletici para politikalarıdır. Tekrar etmekte fayda var. Genişletici para politikaları para miktarı arttırılarak, daraltıcı para politikaları da para miktarı azaltılarak gerçekleştirilmekte. O halde Merkez Bankası bu para politikalarını nasıl, hangi araçlarla uyguluyor? Bakınız, başlığımız bu para politikası araçları olsun.
bu para politikaları araçları arasında birincisi ve en önemlisi açık piyasa işlemleridir.